Ama şöyle sebebim, Mehmetcan, anlattığı şeylerin çoğu yalan. Peki Mehmetcan şöyle söyle, baban ona şiddet uyguluyormuş, çok kötü davranıyormuş, hiç sokağa çıkartmıyormuş, çalıştırmıyormuş. Ondan sonra bunlar peki doğru mu Mehmetcan? Şöyle anlatabilirim, çalıştırmıyor kısmını. Bu kadın okumamış bir kadın, cahil bir kadın, saf bir kadın. Merdiven temizliğine gidiyordu. İyi kötü evimizde tabii ki de bir gelir sağlamak istiyordu, destek oluyordu. Bundan yana hiçbir şikayetimiz yok. Babam da yani galip babamdır benim. Babamda şöyle bir durum var. Bizde bunun ayak ağrıları var, romatizmaları var, hastalığı var. Kilosundan dolayı bu işleri yapamıyordu zaten. Kendisi çok yoruluyordu. Evet, annem biraz kilosu var. Bu sebepten şöyle anlatabilirim. Evdeki bulaşık yıkanmıyordu. Evde 10 yaşında bir kız çocuğu var. Kız çocuğu diyorum. Anne tarafından ilgi bekleyen 10 yaşında kız çocuğuna ilgilenmiyordu. Kendisini yatak odasına kilitleyip telefondan farklı farklı insanlarla, erkeklerle konuşup bu çocuğunu içeride aç bırakmış bir insandır bu. Öyle mi? Bak oğlu neler anlatıyor. Doğru mu? Anlatacağım çok şey var ama bir şu dakika. An yani bunu zaten Mehmet, bir dakika canım. Söyleyemiyorum devamını ben. Bir dakika canım. Oğlun acayip iddialarda bulunuyor ve senin anlattığın tamam. Bunları yapıyor muydun kızı kızına? Evet. Yaptın mı bunları kızına? Evet yaptım. Ya senin anlattığın... Peki baban annene şiddet uyguluyor muydu Mehmetcan? Aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Ve şiddet dediğiniz hani şöyle söyleyeyim. Kavga, dövüş, vuruş, kırış, morluk, kırık falan bunlar değildi. Bağırış Mehmet yalan söyleme ama oğlum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yalan söyleme. Ben seninle konuşmuyorum burada. Ben seninle konuşmak için bağlanmadım buraya. Peki annen o sosyal medyaya çok bir sosyal medya bağımlılığı mı vardı annenin Mehmetcan? Ya sosyal medya bağımlılığını geçtim ben size şöyle şunu anlatayım. Daha sonrasında zaten benim çok söyleyecek bir şeyim yok. Biz telefonunda bunu yakaladık. Yani yakaladık derken denk geldik. Ben başka sebepten dolayı telefona bakmak istemiştim. Yani özellikle tamam bakılmaz ama annemdir. Baktığımda WhatsApp'ında 7-8 tane erkekle cinsel içerikli paylaşımlar gördüm. Sevgili kadında muhabbetler gördüm. Çıplak fotoğraflarını gönderdiği insanlar gördüm. Bu gördüklerim henüz evdeydi. Kocası vardı, çocukları vardı, ailesindeydi. Yani ev hanımıydı bu kadın. Ben bunları gördüm. Ben bunları oturdum, konuştum onunla. Dedim ki böyle böyle dedim. Bunların dedim olmaması gerekiyor dedim. Sen bir... yanlış bir hareket yapmışsın bunu dedim kapatalım bir daha tekrarlama seni rahatsız eden biri olursa bize söyle şikayetimizde bulunalım dedim rahat bir ilişkin yani olsun annenizi sahiplendiniz ya daha doğrusu ona doğru yolu göstermeye çalıştınız ve dedim ki ona babamı sevmiyorsan babamla anlaşamıyorsan ayrılmak istiyorsan ben senin her zaman arkandayım dedim aslanlar gibi oğlum var Mehmetcan ben sana dedim kendi başıma çalışır bakarım dedim ben senin arkanda dururum dedim her zaman da yanındayım dedim sen yeter ki istemediğini ayrılmak istediğini söyle dedim ben bu konuyu babamla da konuştum Mehmetcan dursana canım dur canım bir dakika bunlar oldu mu bu konuşmalı? Evet oldu. Ya çok ama... özür dilerim hadi kocan yaptı diyelim dediklerini kabul edelim. O zaman da 20 kaç yaşındasın 26-23 yaşında aslanlar gibi oğlum var bilen bak sana da sahip çıkan yanlış yaptığını gördüğü tüylerim diken diken oldu. Sen peki oğlunun sana verdiği desteği niye ayağınla itekledin? Neden? Neden neden? Ya yarın bir gün dedim evlenecek. Kendi ayaklarının üstünde duracak. Ben yük olmak istemedim. Ya ne alaka öyle mi Mehmetcan? Anneni duydun mu? Hayır İrem Hanım onu ben duymak da istemiyorum. Yani konuştuğu şeylerin %90'ı yalan zaten. Ben babamla da boşanma konusunu konuştum. Babam dedi ki istemiyorsa dedi boşanacağız zaten dedi. İstemeyen bir evlilikle ben devam edemem dedi adam. Mehmet zaten... sen okuyor musun canım? O zaman da okuyor mu? Şu an 26 yaşındasın. Çalışıyor musun? Yok hayır. Ben sadece çalışıyorum. Okulu çoktan bıraktım ben. Yani bitirdim üniversite. Yani kendi zaten. Ayakların üzerinde duruyorsun. Paranı kazanıyorsun. Annene ev tutabilirdim. Annem diyor ki ona yük olmak istemedim. O yüzden kabul etmedim diyor. Hayır alakası yok. Ben çünkü onu ya da deneyeyim zaten ben şu anda da mesaideyim. Müsaade isteyip çıktım. İşime geri döneceğim. Biraz acelem var. Babamın boşanma olayını falan bahsetti. Demin telefondan izliyordum da. Evet. Babam boşanmak istememiş falan öldürüm muhabbeti yok. Zaten bu ilk evden gittiği gün ben anladım. Çünkü olayları bilip hani bu dedim ya size hani ben örtbas etmek yani istedim. Doğru siz uyarmanıza istedim. Rağmen ben sana sahip çıkacağım demene rağmen o ki Mustafa'nın yanına gitti öyle mi? Tabii ki de böyle bir şeyler yaşandı ve ben o gün akşam hani biz evde annemizi bekliyoruz oturduk. Babam eşini bekliyor eve gelsin temizliğe gittim diye çıkıyor şuraya gidiyorum diye çıkıyor. Öyle mi gitti eve? Evden temizliğe gidiyorum diye mi çıktı? Evet, işe gidiyorum hani merdiven temizleyeceğim diye gidip. Yani neyse bunları zaten size anlatır siz zaten öğrenirsiniz de ben anlatmak istediğimi anlatayım. Bu olaylardan sonra biz bunun evden ayrıldığını, başka insanların yanına gittiğini zaten tahmin ettik. Ve ben dedim ki baba dedim senin üstünde bir mesuliyetin kalmasın. Sen yine de git dedim. Hani bir hastanelere bak, bir polise git, karakola git dedim. Sen hani gidelim yine de soruştur. Belki dedim şimdi kadının üstünde bir para var. Belki dedim başına bir iş gelmiş olabilir dedim. Saf çünkü dedim bu kadına bir şey yapmış da olabilirler dedim. Yani türlü türlü insan var dedim. Biz dedim gittik falan. Ondan sonra işte bunu kendisi de size anlattı. FT'de
polisler yardımıyla hani yeri tespit edildi, bulundu falan. Ondan sonra bu demiş ki ben ailemi görmek istemiyorum. Hani hiçbiriyle iletişim kurmak istemiyorum. Kendince korkusundan dolayı olabilir. Ya saygı duyarım, bir hata yapmış. Bak hala söylüyorum, kötü bir şey söylemiyorum ben. Peki özür dilerim, annen sence neden gitti evden? Annem neden gitti? Şöyle söyleyeyim, dedim ki babanla anlaşamıyor olabilirdi, evde huzursuz oluyor olabilirdi. Bunlar ama şöyle bir şey var Didem Hanım. Siz örnek veriyorum, eşinizle veya eşinizin ailesiyle eğer ilişkiniz düzgün gitti. Asla bu gerekçe yani. Olamaz. Tabii ki gerekçe olamaz yani. Tabii ki mümkün değil yani. Zaten Alzheimer hastası bir kaynanan var. Ya bak, tamam, kaynanan, Alzheimer hastası bir kaynanan var diyorsun. Bilmem kim var diyorsun. O sırada da odaya giriyorsun. Onun da doğru olduğunu kendin söyledin. Evet, kendini odaya kilitliyorsun. Kızın dışarıda, 13 yaşın kızın dışarıda. Çünkü bak, o zaman da 10 yaşında. O zaman da 10 yaşında çocuk, kız çocuğu. Çocuk dışarıda, sen içeride. Yok, dışarıda değil. Ya, evin kendi içinde. Odasında. Odasına sen kendini içeri bırakıyorsun. Yok şey yapıyorsun. Çocuğa yemek bir şey yapmıyorsun. Çocukla ilgilenmiyorsun. Gidiyorsun orada başkaları konuşuyorsun. Fotoğraflarını gönderiyorsun. Okuldayken o. Okuldayken. Hiç önemli değil ya. Sen kızını da ihmal etmişsin ama Kadriyeciğim yani. Ya ben diyorum ki psikolojim çok bozuktu. Ya kaynanamın yanına gidiyorum, Alzheimer hastası. Evde bir şey yapıyorum. Niye sen böyle yaptın? Yani senin çocuğa... annen yok mu, kız kardeşlerin yok mu, ailen yok annemle mu? Annemle görüşmüyordum ben o zaman, küstüm. Kız kardeşin yok mu? Yok. Ama oğlum var aslanlar gibi ya, bak ne güzel çocuk Mehmetcan. Yani ya, hiç kimse bunu, yani kız kardeş işte ablayı böyle affetmez. Yani biz zaten aynı beraber büyüdük onlarla. Ben 16 yaşında evlendim, 17 yaşında anne oldum. Arkadaş ben... gibiydim diyorsun, evet. Oğlumla. Evet. Ya Fethiye sana yardım etmeye gelmişler, onları yine dışlamışsın. Bu yok, kez Fethiye tam... gelmediler. Fethiye gelmek istemişler, daha doğrusu istememişsin. Bana polis sordu. Mehmet, peki kız, yani kardeşini 13 yaşındaki Yağmur'u göremediğini, sizin engel olduğunuzu söylüyor. Aslında asıl amacı kızını görmek. Ben anlatayım yani, kesmezseniz rica ediyorum. Tabii. Ben anlatayım zaten. Hani kısıtlı bir zamanım var. Tamam. Orayla deneyecektim şu anda. Annesinin yanına geldi bir süre sonra bu. Dayım sayesinde, erkek kardeşi var İbrahim diye. Hani bu bataklığa düştüğü zaman da bunu oradan çekti bir şekilde. Getirdi annesinin yanına ve bizle iletişime geçti. Ben dedi kızımı görmek istiyorum dedim, mümkünse dedi. Ben de kız kardeşimle oturdum, konuştum. Ben dedim hani görmen taraftarı değilim dedim. Çünkü dedim hani iyi durumda değil annem dedim. Biraz toparlansın görelim dedim. Kız da dedi ki bana, abi dedi ben annemi görmek istiyorum dedi. Ben tuttum Antalya'dan otobüste korku üzerine yanına götürdüm. Annesinin yanında kalıyordu, anneannem de kalıyorlardı. Tamam. Orada götürdüm, görüştürdüm. Ve kız çocuğu, yani düşünebiliyor musunuz? Kız çocuğu 1 saat 2 saat oturduktan sonra ben eve gitmek istiyorum abi, beni eve götür dedi. Aldım geri getirdim. Görmek istemedi. Neden peki görmek istemedi Mehmet annesine? O çok önemli. Bir anne ayrıldıktan sonra, bir hata yaptıktan sonra kızını deli gibi görmek isteyip kızını gördüğünde öpmez mi? Sarılmaz mı? Ağlamaz mı? Evet. Öpmek istedim, sarılmak istedim. Kendisi uzak ya, tuttu bana. Lütfen, böyle lütfen, yaptı. Ben seninle konuşmuyorum. Lütfen ben seninle konuşmuyorum. Ne ben yapabilirim? Burada bir şeyleri canımı yakayım yani. Aşağı kavuşturup içime döneceğim. Bunlar yapıldı. Ondan sonra bu kadın tekrar buraya geldi. Antalya'daki eve geldiler. Annesiyle beraber. Evde işleri var, tadilat falan. Ben ondan sonra dedi ki buraya geldik, ben kızımı tekrar göreyim dedi. Çocuk da görmek istedi. Tekrar götürdüm. Ondan sonra yine geri geldik ve dedi ki çocuk bana, ben bir daha görmek istemiyorum annemi dedi. Ben bu kadınla olmak istemiyorum dedi. Ben de dedim ki tamam, eğer dedim 3 sene sonra 5 sene sonra o kızım dedim gelip abi ben annemi göreceğim dersen dedim, ben seni bir şekilde yine götürür gösteririm dedim. Çünkü gösteriyorlarmış İstersen... ama bir dakika İstersen... ben zamanı olduğunu anlıyorum ama benim annene de dinlemem lazım. Lütfen 2-3 dakika bekle lütfen. Bir dakika, o kadar bile değil. Şimdi bak canım benim, sen bize başvurduğunda kızını göremiyorum önce demiştin. Notlar var. Fakat bak oğlun çaba gösteriyor, getiriyor sana çocuğu gösteriyor. Ama sen evladına, kız çocuğuna yani öptürmüyor diyelim. Elini tutabilirsin, sarılabilirsin. Yaptırmadı. Böyle yaptı bana. Konuş canım, seni konuştum, seviyorum de. Konuştum. Çok... Ondan sonra acıma, ya dedi buraya gelip gitmek çok zor dedi. Antalya'ya gelsene dedi. Kiracı vardı. Kiracıyı çıkardı annem. Annem kiracıyı çıkardıktan sonra geldim ben Antalya'ya. Ya sonra çocuk yine getiriyor. Bak, çocuk ama seni... bana oğlum dedi ki, anne dedi. Bak tanışacaksın, gençsin, evleneceksin dedi. Ama benim testimden geçmesi lazım dedi. Bunu bana oğlum söyledi. Ama o zaman nasip olmadı. Biz apar topar beraber olduk. Kimle beraber oldunuz? Erkan'la. Erkan'la beraber oldunuz. Ha. Erkan tanıyor musun çocukları? Yani evet, Mehmetcan'ı tanıyor Mehmet musun? Ben Mehmetcan'la konuşuyordum, gayet iyi konuşuyordum. Tamam, sonradan şimdi konumuz sen değilsin de çocuk ama. Yani sen bana dedi ki anne dedi, yanındaki adam mı dedi yoksa biz mi dedi. Ha, Mehmetcan tercih Erkan şimdi bana ailesini sildi benim için.
Sen neyi tercih ettin peki? Ya bana sahip çıktığı için, değer verdiği için şu anda işe bile gidemiyor. Ben bir poşet dolusu ilaç kullanıyorum. Niye işe gidemiyor canım? Ya bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Evet. TikTok'ta özür dilerim, bunu söyleyeyim. Yani seni tanımıyorum, etmiyorum. Ama onun hikayesiyle oğlunun gözüyle sana bakıyorum. Lütfen sözlerimi yanlış anlama. Ama TikTok'ta tanıştığın, daha yeni tanıştığın bir çocuğu, yani çocuk, yani genç bir adamı çocuklarını tercih ediyorsun. Oğlunu tercih ediyorsun Mehmetcan'a. Neredeyse Mehmetcan'la yaşıt. 4-5 yaş büyük Mehmetcan'la. Kızını tercih ediyorsun. Neden? Ya onlar da senin için özveride bulunuyorlar ya. Kızın diyor ki anne yakında taşın diyor. Ama yine yani onlar senin çocukların ve ailen, onları tercih etmiyorsun ya. Neden? Bana gerçekten sahip çıktığı için, ilk eşimde görmediğim sevgiyi, ya değeri gördüğüm için. Ya çok özür dilerim Kadriyeciğim, yanlış mı anladım? Mehmetcan da sana sahip çıkıyor. Kızın da tekrar seninle bir aile kurmak istiyor, bir araya gelmek istiyor. Ya motor aldı kendisi, benim üstüme yaptı. Yarın bir gün ölür kalırsan dedi, senin üstüne olsun ki çocuklarına kalsın dedi. Ya özür dilerim ama senin üzerine kaç lira bu motor? O motor yüzünden mi sen gidiyorsun, Erkan'ın yanına gidiyorsun? Ne ilgisi var ya? Ya ailemden sevgi saygı görmedim. Bana değer verilmedi. Sadece oğlum, eyvallah. Ya bana oğlum şey senin demiyorum. Yanlış yaptığını görmüş. Senin yani bir anne, şu annesinin uygunsuz görüntülerini görmüş. Seninle böyle hiç ki o inanılmaz bir olgunlukla konuşmuş çocuk. Ona rağmen sen Mustafa'yla yani dolandırıcı falan seni bir şekilde ikna etmiş ya da psikolojin bozuk herhalde. Gitmişsin, evet. Onun yanına gitmişsin. Paraların her şeyini kaptırmışsın. Bak çocukların geleceği kaptırmışsın. Peki Mehmet...